Değerli arkadaşlar, merhabalar, iyi akşamlar. Yeni bir dolar-TL analizi ile birlikteyiz ve malumunuz dün Merkez Bankası'nın faiz kararlarını değiştirmemesi ardından dolarda başlayan geri çekilme, borsa endeksinde başlayan çok ciddi bir atak, hatta rally dahi diyebileceğimiz bir gelişme ve bunun haricinde bugün yaşanan belki de pek çoğunuzun farkında olmadığı veya göz ardı etmiş olduğu ama piyasalar için önemli olan bir gelişmemiz daha var. Bu analizde bunları inceleyeceğiz ve her zaman olduğu gibi analizin sonlarına doğru şu anda ekranda görmekte olduğunuz üzere Merkez Bankası bugün ne yaptı? Ne miktarda short pozisyon açtı? Elindeki toplam pozisyonların maliyeti nedir? Sorusunun yanıtlarını vermeye çalışacağız. Sevgili arkadaşlar, malumunuz üzere Merkez Bankası dün faizi değiştirmedi. Beklentiler zaten bu yöndeydi. Çok minik bir beklenti olsa bile acaba bir faiz indirimi yapar mı? Sembolik dahi olsa bir faiz indirimi yapar mı şeklindeki bir düşünce vardı ama Merkez Bankası bu düşünceyi çok net bir şekilde engellemek kaydıyla şahin bir söylem, sıkı duruşunu devam ettireceğine dair, gerektiğinde daha da sıkılaştırıcı politikalar izleyebileceğine dair bir takım mesajlar ile faiz indirimi konusundaki beklentileri bir nevi engellemiş oldu. Bu konuya dair düşüncelerimi dünkü karar sonrasında, dün akşamki videomda ayrıntılı bir şekilde açıklamıştım. Şu anda tekrar bu konuya girmeyeceğim. Dünkü videoda, dünkü analizde bir husus üzerinde durmuştum hatırlarsanız. Merkez Bankası faizleri indirmedi ama tahvil faizlerinde bir geri çekilme eğilimi gözleniyor diye bir tespitte bulunmuştum. Gerçekten de tahvil faizleri özellikle son birkaç gündür ve özellikle Merkez Bankası'nın bu kararı sonrasında bir gerileme eğilimi içerisine girdi. Ve bu gerilemenin yabancıların hiç hoşuna gitmeyeceğini, tahvile yatırım yapmış olan yabancı yatırımcının bu gerileme eğiliminde olan tahvil faizlerinden kaçmak isteyebileceğine dair bir ifade ve tespitte bulunmuştum ki bugün bunun net bir şekilde sonucunu görebildik. Merkez Bankası'nın açıklamış olduğu veriler itibariyle, bugün açıklamış olduğu veriler itibariyle yurt dışı yerleşikler 152 milyon dolar tahvil satmışlar. Geçtiğimiz hafta içerisinde bu satışların gerçekleştiğini görmekteyiz. Özellikle bu rakamlar özellikle geçtiğimiz haftanın verileri olup bu hafta içerisindeki net rakamları henüz bilmiyoruz. Bunu Cuma günü öğrenebileceğiz. Ancak 152 milyon dolar civarındaki bir tahvilin satışının gerçekleşmesi ve bu satıştan elde edilen para normal şartlar altında dolara çevrilip yurt dışına gitmesi gerekir diye düşünülebilirdi. Fakat bu satışlar borsaya yönelmiş. Zira borsanın da son 2-3 günden beri önemli bir yukarı eğilim içerisinde olduğunu da biliyorsunuz. 2019 yılına son derece iyi bir başlangıç yapmış oldu. Tabii ki borsanın önemli bir hareketlilik içerisinde olmasındaki etkenler içerisinde yurt dışı faktörlerini de işin içerisine katmak gerekebilir. Ama Merkez Bankası'nın dünkü kararı sonrasında özellikle bankacılık sektörüne yönelik bir ilginin oluştuğunu ve bankacılık sektörü önderliğinde bir yükselişin yaşandığını görmüş olduk. Şimdi arkadaşlar, 152 milyon dolarlık bir yurt dışı yerleşiklerin yapmış olduğu tahvil satışı sonrasında 115 milyon dolar borsaya giriyor ama 37 milyon dolar şu an açıkta. Dolayısıyla eğer ki tahvil faizlerinde gerileme eğilimi devam edecek olursa, bu gerileme eğiliminin devam etmesini sağlayabilecek olan faktör nedir arkadaşlar? Faizlerin yüksek olduğu bir süreçte doların riskini almak istemeyen, borsanın riskini almak istemeyen yatırımcılar yüksek faizden istifade edebilmek amacıyla faize ilgi göstermekteler. Tabii ki bir şeye ilgi arttıkça onun kıymetinin düşmesi genel ekonomik veya iktisadi kuralı gereğince de faizlerde bir düşüş eğilimi söz konusudur. Eğer ki bu düşüş eğilimi devam edecek olursa işte bu durum yabancıların satışlarının artmasına ve TL olarak geri dönüşü olan paranın ise bugün borsaya yöneliyor ama yarın borsada bir kar satışlarının gerçekleşmesi durumunda bu paranın kendi ülkelerine geri dönüşü aşamasında pek doğaldır ki bunu dolara çevirip de kendi ülkelerine götürecekler veya başka ülkelere yatırım yapacaklar. Arkadaşlar, bu noktada yabancı satışlarının söz konusu olması ve bu satışların ardından yabancıların
dolara dönüşüm adına dolara ilgi göstermelerinin dolar TL üzerinde bir etki sağlayabileceğini hesap etmek gerekiyor veya bunu dikkate almak gerekiyor. Değerli arkadaşlar, dolar TL ile ilgili olarak 5.32'ler seviyesine doğru yaşanan bir geri çekilme sonrasında bugünü 5.35'ler civarında geçirmiş bulunmaktayız. 5.34, 5.35 hatta bir ara 5.39 seviyesine yönelik bir atak yaşandı ama genel olarak 5.35 civarında durgun ve sakin bir seyrin hakim olduğunu, dünkü Merkez Bankası kararının etkisinin hala devam etmekte olduğunu görmekteyiz. Teknik olarak zaten kritik seviyeleri biliyorsunuz ve 5.83 atağı sonrasında yaşanan geri çekilmenin 5.31-28'ler noktasına kadar devam etmiş olması, o büyük çalkantıda bile 5.30'un aşağısına gelmeyen bir dolar görüntüsünün olması ve şu an içinde 5.30'dan oldukça uzak bir seyir içerisinde işlemlerin gerçekleşiyor olması 5.30 desteğinin önemini gündeme getirmekte. Yani 5.30 desteğinden uzak bir seyir içerisinde derken, bu yaşanan Merkez Bankası'nın bu kararı sonrasında 5.30 desteğini pek de rahatsız etmeyen, bu desteğe çok da yaklaşmayan bir görünüm içerisinde olunması nedeniyle bu ifadeyi kullanmış bulunmaktayım. Evet, önemli desteğimiz 5.31-28'dir. Genel olarak 5.30 seviyesini yuvarlak bir seviye olarak söyleyebiliriz ama şu an grafiksel olarak baktığımız zaman 5.31-28 seviyesinin bir destek konumunda olduğunu ve bu seviyeye yaklaşırken bir tepki isteğinin oluştuğunu görüyoruz. 5.40-5.42 bölgesi bugünkü bu bölgenin aşağısında ikinci kapanışın gerçekleşecek olması nedeniyle artık kırıldı diyebiliriz. Önümüzde 5.40 ve 5.42 seviyesi bir dirençtir. Bu direncin aşılması durumunda 5.47 bölgesine kadar devam edebilecek olan, 5.47-5.50 bölgesine kadar devam edebilecek olan bir tepki oluşabilir. 5.50'nin üzerine çıkıldığı zaman ise 5.54 seviyesinin geçtiğimiz günlerde bir direnç etkisi yarattığını, ancak 5.50 üzerinde kapanış olur ise ve 5.54 direnci aşılabilir ise 5.63 ve 5.80'lere yönelim olabileceğini aşağı yukarı ezberlemiş bulunuyorsunuz. O halde bizim şu aşamada net bir şekilde takip etmemiz gereken 5.30-5.32 bölgesinden bir tepkinin oluşup oluşmadığı, bu destek bölgesinin ne kadar güçlü olduğunu izlemektir. Şahsi kanaatimce evet, 5.30 seviyesinin aşağısına 5.28-5.30 bölgesine yönelik bir geri çekilme olasılığı teknik olarak mümkündür. Teknik sistemler olarak böyle bir şeyin olmasına imkansız diyemeyiz. Piyasalarda hiçbir şey için imkansız diyebilmek mümkün değildir. Ancak mevcut konjüktür ve özellikle dünya genelinde de Brexit konusuyla ilgili olarak tekrardan yeni ihtimallerin ortaya çıktığı şu günlerde yeniden dünya genelinde doların değer kazanmakta olduğunu, dolar Japon yeni paritesinde yenin değer kaybettiğini, euro dolar paritesinde ise doların değerlenmekte olduğunu gördüğümüz şu ortam içerisinde dolar TL'nin 5.30 aşağısına gelme ihtimalini son derece zayıf görmekteyim. Bu tamamıyla benim şahsi görüşümdür. Sizler başka görüşlerde olabilirsiniz. Hatta doların 4'lere 4.5'lara kadar geri çekileceğini dahi bekleyebilirsiniz. Her görüşe saygı duymak gerekir. Ancak benim ne sebeple böyle bir düşünce içerisinde olduğumu birkaç videomu izlerseniz çok net bir şekilde algılamış olacaksınız zaten. Bu sebepleri şu anda tekrar tekrar sıralamak istemiyorum. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası'nın dolar TL üzerinde etkin bir oyuncu sıfatıyla hareket ettiğini ve dolar TL'deki aşırı dalgalanmaları engellemek, onu kontrol altında tutabilmek adına short pozisyonlar açtığını, tek yönlü olarak işlem yaptığını, trade etmediğini, sadece short pozisyon biriktirdiğini sürekli olarak sizlere vurgulamaktayım. Ve Merkez Bankası bugün dahi, doların çok rahat olduğu bir gün olan bugün dahi short pozisyonlar açmaya devam etmiş durumda. Şimdi arkadaşlar, Merkez Bankası'nın bugün itibariyle 17.01 itibariyle elindeki pozisyonları ve bunların maliyetlerini ve bugün hangi pozisyonlar açtıklarını incelemeye çalışalım. Sevgili arkadaşlar, bugün Ocak vade itibariyle Merkez Bankası 7.700 kontrat short pozisyon açmış. Şurada görmekte olduğunuz gibi Ocak vade bugün 7.770 kontratlık bir short pozisyon artışına gitmiş. Merkez Bankası'nın Ocak vadede
genel olarak, kümülatif olarak elinde bulundurduğu short pozisyon sayısı 460.906'ya ulaşmış ve maliyeti 5.49. 460.000 kontrat maliyeti 5.49 olup bugünkü kapanış verileri itibariyle son uzlaşma fiyatı ise 5.41 seviyesi, yani Merkez Bankası 0.8 kuruş civarında bir karlı pozisyon taşıyor şu anki kapanış verisi itibariyle. Hemen bunun ardından Şubat vadeye geçelim. Şubat vade itibariyle Merkez Bankası bugün 16.612 kontrat, bu garanti yatırımın açmış olduğu pozisyon. İlk defa Merkez Bankası'nın önünde bir kurumun olduğunu gördük. Evet, Merkez Bankası bugün 4.267 kontrat short pozisyon açmış. Garanti yatırım ise 16.612 kontrat civarında bir short pozisyon açmış durumda. Ve bu pozisyonun ardından, bugünkü pozisyonun ardından Merkez Bankası'nın Şubat vade itibariyle elinde bulundurmuş olduğu toplam pozisyon sayısının 708.574 kontrat olduğunu görmekteyiz. 708.574 kontrat ve ortalama maliyeti ise 5.59. Garanti Bankası'nın elinde 114.000 civarında long pozisyon varken bunun biraz önce görmüş olduğumuz grafikte bir miktarını kapatmış olduğunu, küçük bir miktarını kapatmış olduğunu görüyoruz. Onu tekrar sizlere göstereyim isterseniz arkadaşlar. Evet, Garanti Bankası elindeki 120.000 kontratın sadece 16.000 kontratını bugün kapatmış ve son kapanış verilerine baktığımız zaman değerli arkadaşlar, Şubat vade itibariyle bugünün kapanış, daha doğrusu uzlaşma fiyatı 5.48 seviyesindeymiş. Merkez Bankası burada da şu anki kapanış değeri itibariyle avantajlı bir durumda bulunuyor. Nisan vadeye geçtiğimiz zaman Merkez Bankası'nın 4.500 kontrat pozisyon açtığını görüyoruz bugün itibariyle. %73'lük bir pozisyonu bulunuyormuş bugünkü işlemler içerisindeki konumu itibariyle. Ancak dikkat ediniz, Şubat vadede bir miktar elindeki short pozisyonu kapatan Garanti Bankası'nın Nisan vadede long pozisyon aldığını görmekteyiz. Dolayısıyla Garanti Bankası'nın Şubat vade için yapmış olduğu işlemi çok ciddi bir referans olarak kabul etmenin anlamı olmadığı kanaatindeyim. Buradan arkadaşlar Nisan vade itibariyle Merkez Bankası'nın elinde bulundurmuş olduğu toplam kontrat sayısına baktığımız zaman 493.494.000 kontrat taşıdığını, özellikle ve özellikle seçimler sonrasındaki ay olan ve şu anda da işlemlerin çok çok sığ geçtiği bir vadeyi temsil eden Nisan vadede Merkez Bankası'nın henüz bugünden 495.500.000 kontrata yakın pozisyon taşıyor olmasını ise sürekli vurguladığım üzere biraz manidar görmekteyim. Evet arkadaşlar, Merkez Bankası'nın elindeki pozisyonlar bu seviyede ve Nisan vadenin bugünkü kapanış uzlaşma fiyatına baktığımız zaman ise 5.63 maliyetin 5.63'lük bir kapanış değeriyle, uzlaşma değeriyle kapandığını görmekteyiz. Sevgili arkadaşlar, bir bilgi daha vermek istiyorum. Yine bugün Merkez Bankası tarafından açıklanan belli istatistiksel veriler ve geçtiğimiz hafta içerisinde oluşan rakamsal veriler itibariyle yurt içi yerleşiklerin geçtiğimiz hafta 1.9 milyar dolar, hadi biz buna 2 milyar dolar diyelim, döviz mevduatında artış olmuş. 1.9 milyar dolar, yuvarlak hesapla 2 milyar dolar döviz mevduatında yurt içindeki hesabı olan birimlerin döviz mevduatlarındaki bu artış sonrasında toplam yurt içi yerleşik mevduat miktarı 161-162 milyar dolar seviyesine ulaşmış. Burada önemli olan konu şu değerli arkadaşlar, yurt içi yerleşiklerin genel anlamda hane halkının da içinde bulunmuş olduğu bu yurt içi yerleşiklerin hala dolar konusunda pozisyon taşıdıklarını ve doları bozdurmamak, dolara yönelik daha yukarı yöndeki eğilimlerinin, beklentilerinin devam ettiğini göstermesi bakımından geçtiğimiz bir hafta içerisinde 2 milyar dolara yakın bir mevduat artışının olması ve son 16 haftayı dikkate aldığımız zaman bunun 15'inde her hafta artan bir miktarda dolar mevduatlarında bir istatistiğin oluşması da bir başka önemli veri olarak değerlendirmelerinize sunuyorum. Evet sevgili arkadaşlar, dolar TL'nin bir de yarın için pivot verilerine bir bakalım, neler olabilir noktasına bir bakalım isterseniz. Henüz piyasalar kapanmadı.
Tekrar hatırlatıyorum. Gece 24'ten sonra gün sonu itibariyle yarına ilişkin olarak oluşacak olan pivot verileri hem dolar TL hem euro dolar hem Japon yeni hem de ons altın bazında aktarmaktayım sizlere. Evet, günlük grafiğimiz üzerindeyiz ve günlük grafiğimiz itibariyle 5.30 yani bu seviyelerden bir kapanış olursa gece 24'e kadar ekstra bir durum farklılık söz konusu olmamak kaydıyla 5.35'lerin pivot seviyesi olduğunu, 5.35'in aşağısında bir seyirin devam ediyor olması durumunda ise 5.31-24 seviyesine kadar bir geri çekilme olabileceğini görüyoruz. 5.35 seviyesi üzerine bir yerleşim söz konusu olur ise bu durumda 5.37 ardından 5.41 ve 5.43 seviyelerinin ulaşılabilecek olan hedef noktalar, pivot hedef noktaları olarak dikkate alınması gerektiğini, buraların bir direnç olarak zorlanmanın yaşanabileceği noktalar olarak dikkate alınması gerektiğini vurgulamak istiyorum. Bir de değerli arkadaşlar, bu pivot verileri biliyorsunuz dünya piyasalarında, özellikle dünya para piyasalarında, forex piyasalarında çok fazla itibar gören, saatlik, 15 dakikalık hatta tick dediğimiz 1 dakikalık periyotlar itibariyle dahi yapılan hesaplamaların dikkate alındığı önemli bir sistemdir. Bu sistemi çok fazla önemsediğimi biliyorsunuz. Aylık pivot verilerine bakacak olur isek, geçtiğimiz ayın oluşturmuş olduğu rakamlar sonrasında Ocak ayı için geçerli olan pivot seviyemiz 5.29.63 seviyesiymiş arkadaşlar. Yani 5.29.63, buna yuvarlak olarak 5.30 diyelim. 5.30 seviyesini ben oldukça güçlü bir destek noktası olarak düşünüyorum ve değerlendiriyorum. Bu benim tamamıyla şahsi görüşümdür, şahsi teknik anlayışımdır. Elbette ki her şey farklı yönde gelişebilir. Ancak 5.29 seviyesi, 29.63 veya yuvarlak olarak 5.30 seviyesi ve biraz önceki grafikte sizlere arz etmiş olduğum gibi 5.31.28 seviyesinin son derece, evet şuradaki noktanın son derece önemli destek noktaları konumunda olduğunu, bu desteklerin aşağısına gelinmemek kayıt ve şartıyla 5.40 ve 42 bölgesi ve bunun sonrasında 5.47-5.50 ve ardından da bildiğimiz 5.54 direnç seviyelerimizin önümüzdeki önemli virajlar konumunda olduğunu bir kez daha hatırlatmış olayım. Sevgili arkadaşlar, bu analizimde borsa ile ilgili birkaç ifadede bulundum ama borsa konusunda çok detaylı ve ayrıntılı bir analizi, özellikle konu başlığı şu olacaktır: borsa bu kez 100 bin seviyesini aşabilir mi? Bunun incelemesini yapacağım bir analizi yarın akşam sizlere aktaracağım. Bu sebepten ötürü bunun da bilgisini vermiş olayım. Ve bu akşam hisse analizleri konusunda ise dün gece vermiş olduğum söz gereği Kardemir hissesinin analizini yapacağım. Bunların da bilgilendirmesini şimdiden yapmış olayım. Eklemiş olduğum videolardan anında haberdar olabilmek ve bildirim alabilmek istiyorsanız lütfen videolarıma abone olunuz, kanalıma abone olunuz. Biliyorsunuz kanal aboneliklerinde herhangi bir ücret söz konusu değildir. Twitter'dan anlık olarak yapmış olduğum yorumlar veya paylaşmış olduğum çeşitli enstrümanların pivot ve de destek direnç değerleri ve analizleri hakkında anlık bilgiler sahibi olmak istiyorsanız da Twitter adresim @halukcanberk'tir. Evet, bu vesileyle iyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalınız, saygılarımla.